Osman Gazi, 1258 yılında Ertuğrul Bey'in en küçük oğlu olarak Söğüt'te dünyaya geldi. Annesi Halime Hatun'dur. Osman Gazi'nin Gündüzalp ve Sarıbatı Savcıbey isimlerinde iki erkek kardeşi vardır. Tarihçi İbni Kemal'in Tevarihi Ali Osman isimli eserinde Osman Gazi'yi aslan yapılı ve ay yüzlü olarak tanımlamıştır. Osman Gazi, uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, geniş omuzlu ve kaslı yapıdaydı. Kara yağız, atik, cesur, özgüveni yüksek, adaletli, merhametli ama aynı zamanda da son derece alçak gönüllüydü. Ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Bu vasıflarından ötürü daha genç yaşlarında Kayı boyu içerisinde büyük kabul görmüş, babası Ertuğrul Gazi'nin sağlığından itibaren Kayı Obası'nın idaresini ele almıştır. 1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin vefatı üzerine başa kimin geçeceği ile ilgili amcası Dündar Bey ile çekişme yaşamıştır. Fakat bu çekişmeyi kazanmış ve 23 yaşında obanın başına geçmiştir. Osman Gazi, bey olduktan sonra Anadolu karışık olduğu için beylikler arasında çekişmeler vardı. Osman Gazi bu çekişmelere hiç girmemiş ve bunlardan obası zarar görmemiştir. Aynı zamanda kendisine düşmanlık etmeyen Bizans tekfurları ile de uzlaşmalar sağlamıştır. Osman Gazi'nin yapmış olduğu bu siyaset Osmanlı beyliğini kurmasında çok yardımcı olmuştur. Bunların yanında Osman Gazi ve obasına karşı düşmanlık yapan Bizans tekfurları da vardı. Bunlardan birisi İnegöl tekfuru Nikola'dır. Osman Bey'in başında olduğu Kayı halkı yazın Söğüt'ten Domaniç'e giderlerdi. Yola çıkmadan Söğüt'teki değerli eşyalarını Bilecik tekfuruna emanet ediyorlardı. Karşılığında da Bilecik tekfuruna hediyeler veriliyordu. Fakat bu yolculuklar esnasında İnegöl tekfuru Nikola ve askerleri yol kesip halkın eşyalarına ve hayvanlarına zarar veriyor ve aynı zamanda diğer tekfurları da Osman Gazi'ye karşı kışkırtıyordu. Bu sebepler sonucunda İnegöl tekfuru ile Osman Bey arasında Ermeni-Beli savaşı çıkmış ve bu savaşta Osman Bey İnegöl tekfuru Nikola'ya haddini bildirmiştir. Osman Bey'in kanında olan liderlik özelliği ve yönetim tarzı Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Mesut'un da dikkatini çekmiştir. Moğol istilaları sonucunda Anadolu perişan bir işgal altındaydı. İyice karışık olan Anadolu'nun kurtarıcısı olarak Osman Bey görünüyordu. Bunun sonucunda Selçuklu Sultanı Osman Bey'e desteklerini esirgememiş ve 1280 yılında Söğüt ve çevresinin kendisine tayin ettiğini duyurmuş, Osman Bey'i Uç Bey'i olarak atamıştır. Osman Gazi iki evlilik yapmış, ilk evliliği 1280 yılında Orhan Gazi'nin annesi ve Selçuklu vezirlerinden olan Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olan Malhun Hatun'dur. İkinci evliliği ise 1289 yılında Anadolu'da dini ve siyasi güçleri olan Ahiler'in lideri Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun ile evlenmesiyle kudreti daha da artmıştır. Osman Gazi'nin bu evliliğinden Şehzade Alaaddin dünyaya gelmiştir. Osman Gazi kendilerine kışlak olarak verilen topraklarda başına geçtiği beyliğini günden güne büyüterek bir devlet haline getiriyor, 600 yıldan fazla hüküm sürmüş büyük bir imparatorluğun ilk adımlarını atıyordu. Osman Gazi ilk önce Kılıçhisar, ardından Domani savaşlarında Bizans tekfurlarına karşı zaferler kazanmıştır. Bu iki zaferden Domaniç oldukça önemlidir. Osmanlı Devleti'nin kurulmasında önemli köşe taşlarından birisini oluşturmaktadır. Çünkü Osmanlı 1299 yılında bir anda kurulmamış, usul usul ve adım adım inşa edilmiştir. Bu iki savaş ile iyice güçlenen Osman Bey durmamış ve akınlarına devam ederek 1288 yılında Karacahisar'ı fethetmiştir. Burada Şeyh Edebali'nin müritlerinden Dursun Fakih'e kendi adına hutbe okuttu ve onu kadı olarak tayin etti. Pazar yerleri kurulup pazar vergileri belirlendi.
Bizans'ın karışık olması ve Anadolu'da olan topraklarındaki tekfurların merkezden bağımsız hareket etmesi üzerine Osman Bey'in bu durum işine gelmiş, fetih hareketlerine devam etmiştir. Bunun sonucunda Yarhisar, İnegöl, Yurthisar alındı. Bizans'ın sınırlarında küçük ve asi olarak gördüğü Türk birlikleri artık meydan muharebelerinde büyük ordular ile başarılar kazanmaya başlamış, yavaş yavaş İznik ve Bursa'ya doğru yaklaşmıştır. 1299 yılına gelindiğinde Osman Gazi Bilecik'i fethetmek için hazırlıklara başladığında amcası Dündar Bey buna karşı çıkmış ve aralarında çatışma başlamıştır. Osman Bey amcasının bu tavrını beyliğine müdahale olarak gördü ve amcasını öldürdü. Kısa süre sonra Bilecik fethedildi ve beylik merkezi buraya taşındı. Osman Bey'in savaşlarda ve akınlarda gösterdiği başarılar devam ederken Anadolu'daki Selçuklu Devleti dağılmış ve Anadolu'daki diğer beylikler de bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Osman Bey de 1299 yılında topladığı beylik kurulu kararıyla bağımsızlığını ilan etmiş ve kendi adına para bastırmıştır. Bu olay ve 1299 tarihi Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak nitelendirilmektedir. Osman Bey bağımsızlığını ilan edince Moğol istilasından dolayı dağılmış olan Selçuklu Devleti'nin bey ve alimlerinden önemli bir kısmı Osman Bey'in kudretinden ve liderlik vasıflarından etkilenmeleri sonucu yanına gelmiş ve ona biat etmişlerdir. Bölgedeki Türkmen beylerinin birçoğu Osman Bey'in hakimiyetini bu olaydan sonra kabul etmiştir. Bu gelişmeler Osman Gazi'nin gücüne güç kattı. Türkler artık Bizans için büyük bir tehdit haline gelmiş ve Bizans tekfurlarının elindeki kaleleri bir bir alarak İzmit'e kadar ilerlemişlerdir. Bu durum Bizans İmparatorluğu tarafından dikkat çekmiş ve büyük bir ordu Osman Bey ve devleti için gönderilmiştir. Tarihe Koyunhisar Savaşı olarak geçen bu savaşta Bizans ve Osmanlı Devleti askerleri ilk olarak karşı karşıya gelmiştir. Zafer kazanan Osmanlılar iyice zayıflamış olan Bizans'ın belini kırıp Bursa yakınlarındaki kaleleri de alarak Bursa'nın etrafını çevirmişlerdir. 1308 yılına gelindiğinde Osman Bey stratejisini değiştirmiştir. Bölgedeki önemli yerleri almaktan ziyade verimli tarım arazilerine akınlar yapmış ve bu köylerden Rumları boşaltarak Türkmenleri yerleştirmiştir. Böylelikle buralar Türkleştirilmiş oldu. 1308'de tekrar başlayan fetih akınları ile konum olarak stratejik olan Karahisar Kalesi ele geçirildi. 1313'te Bizans Harmankaya Tekfuru Müslüman olması ile onun da toprakları Osman Gazi ve devletine katıldı. Osman Gazi 1313 ve 1315 yılları arasında 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Sakarya Nehri Vadisi'nde bulunan Lefke, Mekece, Akhisar, Geybe, Gölpazarı ve Leblebicik kaleleri ele geçirildi. Hedef olarak Bursa belirlendi. Osman Gazi son derece zeki bir devlet adamıydı. Elindeki güç ile Bursa'nın büyük surlarını geçemeyeceğini bildiğinden dolayı Bursa şehrini kuşatıp abluk altına almayı tercih etti. Kuşatma sürerken hastalığı iyice ağırlaştığından dolayı beyliğin yönetimini büyük oğlu Orhan'a bırakarak inzivaya çekildi. 11 yıl boyunca süren Bursa kuşatması sırasında çok istediği Bursa'nın fethini göremeden 1329 yılında 67 yaşındayken but hastalığından dolayı vefat etti. Vasiyetinde ise naaşını Bursa'da gümüş kumbete gömülmesini istemiştir. Oğlu Orhan Gazi babasının bu vasiyetini 1326 yılında fethettiği Bursa'ya taşımış ve Osman Gazi'nin son isteğini yerine getirmiştir. Oğlu Orhan Gazi'ye söylediği son sözleri "Gayemiz kuru bir cihangirlik değil, Allah'ın sözünü yüceltmektir." sözüyle kendisinden sonra gelen
tüm padişahlara ışık olmuştur.